Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir yine akne sivilce ile ilgili bir video çekeceğiz. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ben ilk akne ve sivilce ile olan videolarımda akne leysi ve bu kremin birlikte kullandığımı göstermiştim. Normalde kağıdını attım. Diğer kanalımda videosu bulunuyor. Sivilcelerimden nasıl kurtuldum? Akne leysi. Orada anlatıyorum tek tek faydalarını. Böyle bir numune kaplarına ben koydum. Son bitim kapları buydu. Numune kablarında bu ama şöyle bir şey. Akne leysi kremi arkadaşlar yakıcı özelliği olduğu için çok az mercimek tanesi kadar yüzümüze yavaş yavaş sürüyoruz. Özellikle güneşli, hele ki yazın hiç neredeyse ben kullanmıyorum. Normalde geceleri yatarken sürüp kullandığımız bir krem. Normalde çok az sürülmesi gerektiğini söylediğim halde hani böyle bir krem sürülür mü diye bir sürü geldi. Tüm yüzüme yetmez gibisi ama bunun fazlası, bu kremi çok fazla yüzünüze normal krem gibi bol bol sürerseniz yakıcı özelliği olduğundan dolayı yüzünüz kıpkırmızı olur. O yüzden çok az ve aralık vere vere sürülüyor. 2 günde bir benim sürdüm ve diğer kremim de buydu. Bunları bir gün birini kullanırken bir gün birini ama akne leysiyi kullanırken 2 günde bir kullandığım bir kremimdi. Bunları artık çok fazla hani çok böyle akne olduğu zaman kullandığım kremlerim oldu. Bunun yerine artık en doğal olanı hemen onu göstereceğim. Çörek otu yağı kullanıyorum arkadaşlar. Bu yağ her yerde satılıyor, çörek otu yağı. Milim olarak hemen söyleyeyim. 250 milimini ben 25 TL'ye aldım. Yani 30 TL'ye de satan var, 35'e de satan var. 25'e en uygun yer aktar. Bitkisel ürünler satan aktarlarda en uygun fiyatı bunu alabiliyorsunuz. Böyle bir yağımız. Bunu arkadaşlar ilk aldığımda hani genellikle böyle elinizde çatlaklıklar ve yaralar olduğundan dolayı kullanmayı düşündüm. Daha sonradan da yüzümüzde de hadi bir kullanalım dedik. Gerçekten bunun en önemli özelliğinden biri iltihap kurutuculuğu bir çörek otu yağımız. Hani çörek otunun normalde çok bir faydaları var ama çörek otunun yağının bence daha bir iyi faydaları bulunuyor. Bunu hani birkaç sanırım neredeyse 8 gün oldu denedikten sonra size videosunu çekelim dedik. Yüzünüze sürdüğünüz eğer sivilce probleminiz varsa, akne varsa, yüzünüzde bir güneş lekesi varsa, İstemediğiniz lekelerin olunduğu bölgeye gerçekten ama düzenli kullandığınız sürece en fazla 3 ya da 4 günde tertemiz oluyor. Bir sivilce ve aknesi olan arkadaşlarım, krem de kullanmam, kimyasal ilaç kullanmam diyorsanız mutlaka bir çörek otu yağı alın. Ve bu çörek otu yağını her akşam yatmadan önce ama böyle çok hani yüzünüzü yağlamadan ama aknesi çok olan varsa sivilcesi bol bol bir sürsün ama sürmeden önce yastığına bir bez serip uyusun. Benim hani kullandığımda benim kendi tecrübelerime göre mutlaka arkadaşlar bunu sürün her akşam. En az 3 ya da 4 gün sonra yüzünüzdeki o sivilcelerin azaldığı, o istemediğiniz yüzdeki lekelerin gittiğini, yüzünüzde şöyle bir parlaklık geldiğini, böyle bir hani gerginleştiğini göreceksiniz. En doğalından gerçekten hiçbir şekilde yan etkisi de bulunmuyor. Çörek otu yağının cildinizi nemlendiriyor. Hani cildinizde kuru olan bölge, eliniz olabilir, dirseğiniz olabilir, ayağınız olabilir. Özellikle ayağında mantarı olan arkadaşlarımıza birebir tavsiye ettiğim bir yağımız çörek otu yağı. Kurumuş cildiniz varsa hani yüzünüzde bazen oluyor pul pul yaralar, kabuklanmalar. Bunu mutlaka bir kullanın derim. Dediğim gibi çok hani böyle yatmadan önce bir saat önce yaptıktan sürdükten sonra zaten cildiniz emiyor. Ama çok emin değilim diyorsanız da mutlaka yastığınıza bir bez koyun, ona göre uyuyun. Çünkü yağ olduğundan dolayı kullandığınız yastıkların kumaşını hani berbat etmesin. Deri çatlamanız varsa arkadaşlar, bu gerçekten çörek otu yağı. Aslında birçok faydası var ama ben kullanıp deneyim yaptığım ve not aldığım şekilde olanları size anlatıyorum. Kendi deneyimde ben de böyle bir iyi etki bıraktı. Güneş yanı bazen yüzümüzde olabiliyor, ellerimizde de olabiliyor. Bunları neredeyse açıp azalttığını gördüm. Güneş yanı bu genellikle yanık zamanlarında çok oluyor.
Ona da eğer güneş yanığınız olursa ve yüzünüzde elinizde bunu sürün, gerçekten tertemiz oluyorsunuz. Lekeleri çok iyi gelen ve saç yapınız arkadaşlar. Eğer saçınızda şöyle bir şey, bazı kullananlar 6 ay içerisinde, ama 6 ayda haftada sanırım 2 gün. Buna hiç denemedim tabii, bilmiyorum tam. Deneyenlere göre saç beyazlamasında da çörek otu yağının çok iyi geldiğini söylüyorlar. Şöyle bir şey, saçlarınız kuru iken saçınızın beyaz olan bölgelerini buz çörek otu yağını sürerek masaj yapılıyor. 15 dakika bekletildikten sonra yıkanıyor. Bunu 6 ay boyunca denerseniz de yapılırsa saçlarınızda beyazlama azaldığını ve yerine siyahların çıktığı söyleniyor. Ama dediğim gibi bunu ben denemedim, yapmadım. Sadece söylenenlere göre. Bunu hani saç diplerinin çörek otu yağının iyi geldiğini biliyorum. Çünkü saçları uzatan, saç diplerinde uygulandığında saçları uzatıyor ve saçları sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlayan bir yağımız da. Eğer saçının beyazı falan varsa da, eğer bir denemek isterse bunu yapabilir arkadaşlar. Ama şöyle bir şey, her zaman 6 ay bir süre veriliyor. 6 ay boyunca inşallah yapılırsa beyazlar inşallah insanlar kurtulmuş olur. Şöyle bir şey arkadaşlar, çörek otu yağını mutlaka dediğim gibi alırken dikkat edin. Hani bunlar, bu yağlar kendi bitkisel organik olan yağlardır, olmaya çalışın. Benim aldığım Mindav'ın kendi çörek otu yağı. Ben Mindav'ın zeytinyağını, çörek otu yağını, diğer yağlarını alıyorum. Gerçekten de çok memnunum. Ama aldığınız zaman bunların birçok fiyatı oluyor. Mutlaka bir aktarlardan alın. En uygun fiyatı onlar veriyor. Ben şöyle kullanırken de şişe çok olduğundan dolayı şöyle numune kaplarımız oluyor. Bunlar arkadaşlar kullandığımız, aldığımız el kremleri oluyor. Onları bittikten sonra temizleyin. Şöyle bir kenara bırakın. Hani eğer böyle bir numune kabınız da yoksa normal cam kaplara da bırakabilirsiniz. Ben genellikle böyle kapaklı tarzı kullanıyorum. Bunu alıyorum şişeden. Belli bir miktar bırakıyorum. Zaten epey gidiyor. Ben bunu elimde, yüzümde ve kuruyan, yani krem gibi kullandım. Bir yağımız oldu. Kapatıp kullandım. Bir kremi size de tavsiye ederim. Böyle kocaman şişeleri iki de bir elinize almayın. Nerede muhafaza ediyorsun derseniz, buzdolabında şişeleri bırakıyorum. Normalde kullandığım ise normal bir dolapta bıraktım. Bir yağımız oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer sivilce aknesi olan arkadaşım varsa mutlaka bunu bir denesin. Bu kremlerden önce, kremle eğer çok böyle büyük sivilceleriniz, yaralarınız olursa o zaman kullanın. Ama çörek otu yağı gerçekten de çok çabuk da hemen tedavi ediyor. 3-4 günde mutlaka memnun kalacaksınız. Böyle tertemiz bir yüzünüz, cildiniz, parlaklığınız olacak. Hem de böyle bir bitkisel tedaviyle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.